El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzeyle Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Allah Teala'nın bir zikir sohbetini birlikte inşallah yürüteceğiz. Konumuz hidayet. Hidayet nedir diye sorarsanız size diyecekler ki hidayet doğru yoldur. Böyle söylerlerse bir sualim daha vardır deyin. Bir sualim daha. Sırat-ı müstakim nedir? O zaman biraz düşünecekler. Çünkü aynı cevabı vermeleri lazım. Ona da doğru yol diyeceklerdir. Bir kısmı dost doğru yol diyecektir. Bir kısmı doğru yol diyecektir. Siz de diyeceksiniz ki Sırat-ı müstakim gerçek bir yoldur. Doğru yol denilebilir. Ama maksattan sapıyorsunuz. Gerçek anlamdaki manasını verin. Çünkü Allah Teala sıratı aleyye müstakim diyor. Benim üzerime istikametlenmiş yol diyor. Sırat yol demek. Tarık da yol. Tarık da yol. Sırat da yol. Ve sebil de yol. Hepsi yol demek lügat manaları istikametinde. Ama Allah-u Teala yollardan bahsettiğimiz zaman bu yolların dizaynını yapmış, açıklamasını yapmış. Her biri başka bir yol tarifi. Sebil yol anlamına gelen bir kelime. Ama hidayet yol değildir. Hidayetin lügat manası ulaşmak, vasıl olmak. Öyleyse vasıl olmaktan, ulaşmaktan bahsediyoruz. Nereye ulaşmak? Allah'a ulaşmak. Biliyorsunuz ki Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Nereye ermiş bu adamlar? Allah'a ermişler. Ruhları Allah'a ermiş, yani ulaşmış. Böylece kişi de ermiş olmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmak, Allah'a hidayet olmak. Bu konuda Allah Teala'nın tarifine bakıyoruz. Ali İmran 73. İnnel huda hudallah diyor Allah Teala. Muhakkak ki İnne muhakkak ki el-huda, hidayet, hudallah.
Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesine bakıyoruz. İnne hudallahu huvel huda. İnne muhakkak ki hudallahu Allah'a ulaşmak huve işte o el huda hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki hidayet müessesesi dört hidayet ile temsil edilir. Birincisi ruhun hidayeti, ikincisi fizik vücudun hidayeti, üçüncüsü nefsin hidayeti, dördüncüsü iradenin hidayeti. Hepsi de hidayete erer. Ama hidayet sadece ulaşmak istikametinde kullanılmıyor. Fizik vücut Allah'a ulaşmadan hidayete erer. Nefs Allah'a ulaşmadan hidayete erer. Ruh ile irade ise Allah'a teslim olurlar. İrade Allah'ın iradesine bağlanarak, ruh ise Allah'ın zatına bizzatihi geri dönerek. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? 28 basamaklık bir İslam skalasında Allah'ın tek bir dini vardır. Bu din, bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Bu din Hazreti Adem'in dinidir, Hazreti Musa'nın dinidir, Hazreti İsa'nın dinidir. Bütün peygamberlerin ve onlara o zaman tabi olanların hepsinin dinidir. Hepsi şu anda bizim yaşadıklarımızı, yaşamakta olduklarımızı yaşamıştır. Hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Hidayetleri yaşamışlardır, hidayete ermişlerdir. Öyleyse ruhun hidayeti Seyri Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmaktır. Ama fizik vücudun hidayeti fizik vücudun Allah'a ulaşmasını gerektirmiyor. Sadece Allah'ın bütün emirlerine itaat etmesini ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememesini ihata ediyor. Nefsin hidayeti de nefsin Allah'a ulaşmasını ifade etmiyor. Zaten ne fizik vücudun ne nefsin Allah'ın zatına ulaşması söz konusu değil. Ama ruh her halükarda Allah'ın zatına geri dönecektir. Her halükarda Allah'ın zatında yok olacaktır. Hepimizin ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Biz istesek de geri dönecektir, istemesek de geri dönecektir. Ama eğer biz ruhumuzu isteyerek Allah-u Teala'ya geri gönderirsek, bu bizi Allah'ın evliyası yapar. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost, evliya da dostlar demek. Ama evliya kelimesi Türkçemize öyle bir girmiş yerleşmiş ki tekil olarak kullanılıyor.
Yani Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır deriz. Aslında hepimiz böyle kullandığımız için evliya kelimesi tekil olarak kullanılıyor Türkçe'de. Söylediğimiz gibi aslında bu kelimenin, bu çoğul olan kelimenin tekili veli kelimesidir. Veli'yi kullanan pek az. Herkes evliya kelimesini tercih ediyor. Böyle girmiş, böyle kullanılıyor dilimizde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28 basamaklık bir İslam merdiveninde hidayete erdiğimiz yer, ruhumuzun Allah'a ulaştığı yerdir. 21. basamak. Ve hemen arkasından ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah oluruz. Bu velayetin birinci makamıdır. 22. basamak. Fena makamı. İkinci makam, beka makamı. Üçüncü makam, zühd makamı. Dördüncü makam, muhsinler makamı. Beşinci makam, muhlisler makamı. Altıncı makam, irşada ulaşanlar. Altıncı makam. Dördüncü makam. Muhsinler makamından sonraki dördüncü makam Ulul Elbab makamı, beşinci makam İhlas makamı, Zühd makamını atladık. Baştan sayalım. Birinci makam, 22. basamak. Fena fillah. Kısaca fena makamı diyoruz. Allah'ın zatında yok olma makamı. Kaçıncı basamak? 22. basamak. 22, 23, 24, 25, 26. Yedinci basamaklar, 7 basamak. Yedi ve affedersin 28. basamak, son 7 basamak, 7 tane velayet makamını içerir. Fena, beka, zühd, muhsinler, ullerbab, ihlas, salah. Makamlara göre basamaklar 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, 22. basamakta başlayan, 28. basamakta son bulan 7 tane velayet makamı. Birinci velayet makamı, birinci teslimi, ruhun teslimini içerir. Fena makamı, fena fillah, Allah'ın zatında, Allah'a ulaşan ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması hali. İkinci makam, beka makamı, indi ilahide bir taht verilir o kişiye. Altın bir taht. Üçüncü makam, zühd makamı. O kişi
günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayarak zahitlerden olur. Her gün Allah'a zahit olduğunu, yani bu dünyaya dönük olmadığını, Allah'a dönük olduğunu günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederek ispat eder. Kim günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün 12 saatten fazlaysa zikri, o kişi zühd makamının sahibi olmuştur. Allah'ın birinci derecede olduğunu, dünya hayatının kendisi için ikinci derece olduğunu her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikrederek ispat ediyor bu kişi. Zühd makamının sahibi. Dördüncü makam, muhsinler makamı. Allah Teala bu muhsinler makamında kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Peki bu teslimlere, bu kademelere Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'inde? Fena makamı, fena fillah, yani Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmak. Evvap olmak. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân 14'te vallahi indehu husnul me'ab. Ve Allah yemin olsun ki vallahi yemin olsun ki Allah indehu onun indinde Allah'ın indinde husnul me'ab en güzel sığınaktır. Sığınakların en güzelidir. Allah'ın katında Allah'ın zatından başka da sığınak var mı? Elbette var. Altın tahtlar. Onlar da sığınak. Ama Allah'ın zatı o sığınakların içinde ahsen olanıdır. En güzelidir. İşte sığınağa sığınmak. Allah'ın zatının meab olduğunu ifade ediyor. Sığınak olduğunu ifade ediyor Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde. Diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün hak günü dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder ve diyor ki Allah Teala kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. Meaba doğru bir sığınak olan Allah'a doğru kişi kendisine bir yol ittihaz eder. Bir yol edinir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu anda seyri sülüktedir. Ruhu Allah'a doğru giden, Allah'a ulaşan bir yol edinmiştir. Meaba, yani sığınağa
ulaşan herkes, ruhunu Allah'a ulaştıran herkes Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alır. Meaba ulaşmış demek. Sığınağa sığınmış demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Kim ulaşmışsa o evvaptır. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetül cenneti cenneti lil muttakine gayri vayid. Haza ma tuadune li külli evvabin hafiz." Diyor ki Allah Teala, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaadolunduğunuz şey, vaadolunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvab olanlar? Meaba ulaşmış olanlar. Yani ruhlarını 21. basamakta Allah'a ulaştırmış olup 22. basamakta da Allah'ın zatında, Allah'ın zatına sığınarak yok olmuş olanlar. Meaba ulaşmış, evvab adını almış kişi. Peki hafiz olmak müessesesi nedir? Hafiz, mahfuz olan, muhafaza altına alınan, hıfz edilen, saklanan, korunan, öyleyse kimin ruhu Allah'ın zatına alınmışsa o evvaptır. Kimin de başının üzerine devrin imamının ruhu gelerek o kişiyi muhafaza altına almışsa o kişi hafizdir. Muhafaza altına alınanlardandır. Muhafaza altına alınmıştır. Herkes için geçerli olan bir husus var. Herkes muhafaza altında olmalıdır. Şeytan insanlara hüddamla ve büyüyle, hipnozla, bir sürü yolla zarar verebilir. Zünvani ilimler, nefsin bir kişiye zarar vermesini imkan dahiline sokan ilimlerdir. Bunlar zülmani ilimlerdir. Hüddam, cinlerin insanların üzerine saldırtılması. Büyü, insanların zülmani dualarla sıkıntıya sokulması, insanlara zülmani yolla sıkıntı verilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha hidayet konusunda bir araya getirdi. Öyleyse hidayet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimidir. Ve
ruhumuzu Allah'a teslim ettikten sonra beka makamının sahibi oluyoruz. Taat veriliyor Allah'ın katında. Züht makamının sahibi oluyoruz. Allah Teala bizi zahit kılıyor. Bu pozitif zahit olmak. Allah Teala negatif zühtü veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf suresinde Yusuf suresi 20. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Onları birkaç dirheme Yusuf'u sattılar diyor Allah Teala. Birkaç dirheme Yusuf'u satmışlar. Yusuf'a değer vermiyorlardı. İşte her kim günün yarısından daha fazla zikrederse o Allah-u Teala'nın indinde bir muhteva taşır. Allah'ın indindeki sonuca baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, günün yarısından daha fazla zikreden kişi zahittir. Her gün Allah'a ispat ediyor zühdünü. Allah'ı önde tuttuğunu, manevi hayatı önde tuttuğunu, dünya hayatını ikinci planda bıraktığını günün yarısından daha fazla zikrederek ispat ediyor Allah-u Teala'yı. Ondan evvelki konumda kişi neydi? Kişi beka billah seviyesinin sahibiydi. Allah'ın indinde Allah ile beraber olan bir taht üzerinde olan kişi. Enam 127'de Allah Teala onlar için Allah'ın katında teslim yurdu vardır diyor. Allah'ın zatından bahsetmiyor. Allah'ın indinde katında teslim yurdu. Bu teslim yurdu tahtlar. Allah'ın zatında yok olma müessesesi Allah Teala tarafından Allah'a sarılmak olarak değerlendirilmiş. Vâdesumu Allah'a sarılan. Allah'a sarılma. Vâdesumu billahi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen şey açık bir şekilde belli. Hidayet zincirini ard arda gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğiz. 22. basamakta fena fillah olan kişi 23. basamakta beka makamının sahibi oluyor, taht veriliyor. 24. basamakta zahit oluyor. Günü zikri günün yarısını aşıyor. 25. basamakta ise fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Nisa 125. Allah Teala buyuruyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Veçi fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Bu kişi veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ama bu karanlığın fizik standartlardaki rezistansına rağmen, karşı koymasına rağmen o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte bu o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ve muhlis olduğunu ifade eder. Affedersiniz, muhsin olduğunu ifade eder. Allah'tan aldığı nimetlerle ve ihsanlarla öyle bir noktaya ulaşmıştır ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ne oldu? 22. basamakta birinci teslimini yaptı kişi, ilk hidayet. Ve hidayete erdi. Neydi? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaştı, hidayete erdi. Şimdi kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş? Sahabe teslim etmiş. Ne diyor Allah Teala? Ali İmran 20. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Söyle diyor Allah Teala onlara. Hepsinin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o kişi 25. basamaktadır. Velayet makamlarının dördüncüsündedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cenneti hak etmiştir. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman, muhsin olduğu zaman dördüncü kat cenneti hak etmiştir. Dünya saadeti başlangıçta hiç yoktu kişinin. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman da yoktu. Nefs tezkiyesine başladıktan sonra dünya saadetine adım adım girdi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman günün yarısından daha fazla bir zamanı mutlulukla geçirmeye başladı kişi. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncüsü, üçüncü katı. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, Allah-u Teala onu irşat makamına ulaştırıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi ve üç hidayetin sahibidir. Hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. İkinci noktası irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz noktadır. Üçüncü noktası ruhunuzu Allah'a ulaştırıp da fiziki hidayetlerin ilkini gerçekleştirdiğiniz zamandır. Bu aslında sizin üçüncü hidayetinizdir. Yani hedeflerinizden üçüncüsüdür. Her hedef ayrı bir hidayet müessesesini içerir. İslam, ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayetleriyle çizilmiştir. Her bir hidayet bu safhaları mutlaka içerecektir. Ve 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nasıl? Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başladı. Bitti mi? Hayır, bitmedi.
Ondan sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Nefsimizdeki bütün afetler yok oluyor. Kalp gözümüz, kalp kulağımız açılıyor. Ehli tezekkür oluyoruz. Ehli hayır oluyoruz. Ehli hikmet oluyoruz. Hikmet ehli. Hikmet sahibi kılınıyoruz. Bir başka ifadeyle hüküm sahibi kılınıyoruz. Eğer bir insan ehli hükümse, hikmet sahibi ise, işte o hüküm sahibi kişinin hakemliği de temel bir adalet anlayışını mutlaka beraberinde getirir. Allah'ın emri üzere adil olmak, Allah'ın standartlarında adil olmak, hikmet sahiplerinin hepsi bu özelliğin sahibidir. Kıst ile, yani adaletle hükmetmekle vazifelidirler. Burada o kişiye yer katlarının, zilven alemin hepsi gösterilir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nereye ulaşıyoruz neticede? Fizik vücudumuzdan sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere harekete geçiyoruz. Ve birinci merhalede hikmet sahibi oluyoruz. Ama hikmet sahibi olduktan sonra Allah Teala bize 7 tane gök katını göstermeye başlıyor. 27. basamağın 1. kademesinden 7. kademesine kadar 7 tane gök katını gösteriyor Allah Teala. Göklerin de melekutuna sahip oluyoruz. Burası nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz yerdir. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala onlar ki muhlisler olarak nefslerinin kalbini dinde halis kıldılar diyor Allah Teala. Özellikleri ne bu insanların? Bu insanlar da hanifler olarak yapıyorlar bunu. Fizik vücudumuzun tesliminde Allah-u Teala gene hanif olarak ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimizi söylüyor. Hanif olarak Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Hanif olarak mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Hanif olarak ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hanif olarak fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hanif olarak nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Hanif olarak irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse 7 safhada oluşan 4 hidayetin 4'ü de hanif fıtratının bir gereğidir. Hanifler olarak teslimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ve ma
umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Sadece muhlisler olarak nefslerini hanifler olarak nefslerini muhlis kılmak suretiyle dinde muhlis olanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Hanif olmak ruhun teslimini, hanif olmak fizik vücudun teslimini, hanif olmak nefsin teslimini içeriyor. Fizik vücudun tesliminde söylediğimiz Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde fizik vücudun tesliminin de hanifler olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ruhun tesliminin de hanifler olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin de hanif olduğunu görüyoruz. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hanifler olarak kendinizi ikame edin. Dini kıyamda tutmak için, dini hayata geçirmek için hanifler olarak veçhinizi din için ikame edin. Böyle dedikten sonra Allah-u Teala hanif olan kişinin hanif olarak yapacağı bir şeyi söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekûn ve lâ tekûnü minel müşrikîn. Allah'a ulaşmayı dile. Yani Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşrikler ki diyor 32'de de fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekilerine ferahlanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şirkten kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hidayet üzeredir. Hidayetin birinci mertebesindedir. Hanif olarak bunu yapmıştır. Şirkten kurtulmuştur, takva sahibi olmuştur. Nasıl 7 tane takva varsa 7 kademede de hidayet var. Manevi olgunlaşma. Ama bu 7 hidayetin 4'ü gerçek anlamda teslimlerle sonuçlanıyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimleri. Ama hepsi hanif olarak gerçekleşiyor. Hanif dininin, kainatın tek dininin esası neydi? 3 esası vardı. Birincisi tek Allah'a inanmak. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyerek müminlerden olmak, tek bir fırka oluşturmak. Öyleyse Allah'ın zatında teklik, toplumda teklik. Toplumda teklik vahdet, tek bir toplum husule getirmek. Allah'ın zatında teklik ise tevhid.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki hidayetin dördüncü kademesinde ikinci teslim gerçekleşir. Fizik vücudumuzun teslimi. Hidayetin beşinci kademesinde üçüncü teslim gerçekleşir. Nefsimizin teslimi. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hedefaye. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullahi, sadece kul olmak için, Allah'a kul olmak için. Muhlisine, muhlis kul. Nefsinin kalbi bütün afetlerden korunmuş halis kul. Lehuddine, onun dinine has olarak. Hünefaya, hanifler olarak. Onun dinine has hanifler olarak nefslerindeki afetleri tamamen yok etmiş, muhlis olmuş kişi. Allah'ın dininde hanif olarak muhlis olmuş, nefsini de Allah'a teslim etmiş, nefsini muhsin kılarak. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Bunun işareti daimi zikirdir. Kim daimi zikrin sahibi ise o kişi muhlis olmuştur. Ulu'l-Elbab makamının hemen arkası İhlas makamıdır. İhlas makamının sahibi muhlistir. Muhlis olandır, nefsinin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurarak halis kılandır. Katışığı, yani afeti artık kalmamış olan bir kalp. Karanlıklardan kendisini tamamen kurtarmış olan bir kalp, haniflerin kalbi. Daime zikre ulaşmış olan bu kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Bu noktada yeni bir hidayet söz konusu. Nefsimizin hidayeti. Nefsimizin kalbi halis olmuştur. Bütün afetlerden kurtulmuştur. Peki bundan sonra ne yapacaktır kişi? Daha çok zikir yapacaktır. Ve yedi kademe, yedi tane gök katı gösterilecektir kendisine. Gök katları tamamlandıktan sonra kişi irşada ulaşacaktır. İnsanların irşada ulaştığı noktaya baktığımız zaman bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etmiş olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz.
Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve sizin kalplerinize imanı yazdı ve bu iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. Bunlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. O zaman nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzele ulaşacağı bir dünya nizamındasınız. Her şeyin kanunları Allah Teala tarafından konulmuş. Ve Allah Teala gördünüz ki bütün sahabeyi salih makamında irşada ulaştırmış, salih makamının dördüncü kademesi. Daha ötesi var mı? Evet, var. Burada o kişinin o kişiye Allah Teala salah nuru vermiştir. Günahlarını örtmüştür. Günahlarını sevaba çevirmiştir. Evvela o kişiyi Allah Teala mükafatlandırmıştır. Onu tövbe-i nasuha çağırarak mükafatlandırmıştır. Salah nurunu vererek mükafatlandırmıştır. O kişinin günahlarını örtmüştür ve sevaba çevirmiştir. Salah nurunun sahibi olan bu insanlar başlarında devrin imamının ruhunu da taşıyorlar. Ve diyorlar ki, Ya Rabbi, bizim nurumuzu arttır. Ve Allah Teala ne zaman arttırıyor? Ne zaman onların iradelerini teslim alırsa, iradelerini teslim aldığı zaman onların başının üzerine yeni bir nur getiriyor. Bu nur kendi ruhunun o kişinin ruh tayi mekanı yapması için kendi ruhunun başının üzerine getirilmesiyle tamamlanır. Öyleyse nurumuzu tamamla talebi burada tamamlanmıştır. Devrin imamının ruhu başındadır. Kişinin kendi ruhu başındadır. Ve salah nuru da üçüncü bir nur. Kendi ruhu ve üzerinde salah nuru,
Devrin imamının ruhu ve üzerinde salah nuru. Ve kişinin başının üzerinde sadece bir kendisine ait olan salah nuru. Böylece iki nuruna üçüncü bir nur daha ilave ediyor kişinin. Ve kişi iki nuruna ilave edilen üçüncü nurla beraber yaşamaya başlıyor. Başın üzerinde devrin imamının ruhu var. Onun da başın üzerinde salah nuru var. Başın üzerinde kendi ruhu var. Onun da üzerinde salah nuru var. Ve bir de sadece salah nuru var. Ruhlardan birinin üzerinde değil, kendi fizik vücudunun üzerinde. Böylece üç tane nurla hedefine gidiyor kişi. Ve bu noktada iradesini de Allah'a teslim etmek için hazırdır kişi. İradesini de Allah'a teslim ediyor ve dördüncü hidayetin sahibi oluyor. İradesini Allah'a teslim edenlerin hidayeti. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve ölme. Muhakkak ki sen Allah'a teslim ol, öyle öl. Allah'a bu şekilde teslim olarak ölen birisi, ruhunu da, veçinde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş biridir. Dört hidayete de ermiştir. Burası hidayetlerin sonudur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Velâdâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.